Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Elimde Tecno Pova 4 Pro var. Hem Pova 4 hem Pova 4 Pro biliyorsunuz Türkiye'de satışa çıktı. Ve biz de incelemek için temin ettik. İlerleyen günlerde incelemesi falan gelecek ama benim fark ettiğim bir detay var. Pova 4 Pro'da ve Pova 4'te Helio G99 işlemci yer alıyor. Ve hem 6000 liralık hem işte 11 bin lira civarında satılan bu iki modelde G99 işlemcisi Türkiye'de bir Poco X5'te bir tane de Casper modelinde olduğunu gördüm. Yeni bir işlemci, çok görmediğimiz bir işlemci. Ben de hemen şurada gördüğünüz PUBG'yi indirdim ve dedim G99 PUBG için ne yapıyor? Çünkü 6000 lira bandında işte dediğim gibi Pova 4'te bir diğer yandan Casper'da da aynı işlemci varken oyun oynama kapasitesini hep beraber görelim. Helio G serisi zaten oyunda gayet iyi sonuçlar veriyor ama bizzat test etmek istedim. Ve lafı fazla uzatmadan hemen şuradaki bir ağ bağlanıp şöyle oyunumuza geçelim ki ağ bağlantısı yukarıdaki değil buradaki ağ bağlanmış olalım. Daha düzgün çeksin istedim. Zaten kendisini GameSpace'ten açabiliyoruz. Bunda bu arada Full HD bir ekran var. 90 Hz'lik Full HD Plus 6,66 inç AMOLED bir ekran. Diğerinde IPS bir ekran var ama en azından burada önemli olan neler yapabildiği, hangi ayarda oynattığı, takılma, ısınma vesaire oluyor mu ki? Yo, şöyle, hatta şöyle değeri de göstereyim. 25.7 şu an. 26 olmuş. Maksimum şuradan ısınır zaten. 26.5 olarak kabul edebiliriz sıcaklığını. Ekran bunda damla çentik. Çene biraz var ama hiç de fena gözükmüyor özellikle. AMOLED olmasının avantajı var gibime geliyor. Burada 8 GB RAM'imiz var. Tabii ki Pova 4'te daha düşük bir RAM var. Onun da incelemesi gelecek. Her ikisinin de gelecek. Ama ben G99 ile alakalı dediğim gibi bir test yapmak istedim. Zaten indirmeleri yaptık. Gelin hep beraber şeye bakalım. Ayarlardan grafik diyelim. Baktığımızda HD yüksek ayarlarda yani 30 FPS'te oynayabiliyoruz. 20, 25, 30 diye gidiyor biliyorsunuz. Dengeli de aşırı yükseği veriyor. Akıcı da aşırı yükseği veriyor. Yani 45 FPS'lik bir deneyimi bizlere burada sağlatıyor. Şöyle odağımızı birazcık daha iyi almak istiyorum. Şimdi odak iyi seviyede. Ben HD'ye yüksekte oynayacağım. 30 FPS yeterli. Hem zaten zorlamış olalım biraz da olabilecek en şeyde. Sadece şu efekt takıntımı bir düzelteyim. Kırmızı efekt olmalı. Kan oldu mu gerçekçi olsun diyerek. Seste aşırı yükseği alabiliyormuşuz. Yani bunda cihazda kullanılabilir olacak diyor. Seste şu an yüksekte oynayabiliyoruz. Şimdi rütbesize gelelim. Arena oynayalım. Hızlı olsun. Rastgele arena diyorum. Hızlı bir şekilde girmiş, oynamış olalım. Bu arada gelen ödüllerimiz varmış, onları alalım. Doğuş hediye yollamış. Hemen oradan gülüyor bak tabii. Sonunda eşleştik. İlkini aldık. 1-0. Yani daha doğrusu 1-0. 1-0 dersem ben yapamamış gibi oluyorum. Öyle bir durum yok tabii ki. Ha, ama kazanmışız. Hemen benim yine silah almam lazım anladığım kadarıyla. 2-0 öndeyiz. Yani her ne kadar vurulmuş olsam da. Aa, adam çok iyi aldı bizi. Vallahi helal olsun. Çok kötü avlandık. Çok kötü avlandık. Helal olsun. O vuran arkadaş güzel pusmuş. Uzaktan uzaktan vurabileceğimiz bir şey yok. Bunda yoktur galiba. Sert sniper'cılık oynayalım bakalım. Let's go. Let's go. Vallahi bizimkiler aldı. Bir kişi bile vurmadan geçtik. Za. Emekli mafya MVP olmuş. Şöyle ilk şeyi bitirmişken hadi gelin bir bakalım. Vallahi hiç ısınma yok.
Takılma donma da görmedim. Arenayı hadi salıyorum. Klasik modda. Tek kişiyim. Başla. Bir de normal oynayalım. Oo, şovlu giriyormuş bu arada. Bu arada yine herhangi bir şekilde ısınma falan hissetmiyorum. Tabi birazcık şeyin de avantajı var. Çok büyük ihtimalle plastik kasa olmasının. Gerizekalılar. Hepsini de arabayla öldürdüm ya lan. Arkadaşlar 3 leşim var. 3'ü de arabayla. PUBG değil F1'ci olunca böyle oluyor. Neyse arabamıza geri dönelim. Kaç dakika olmuş? Bir 15 dakikaya geçmişiz. Şöyle yakın bir yere geleyim. Yo. Hak. Oha. Suya girdim oğlum. Ne yapıyorsun diye. Evet. Çok atladım. Neyse. Zaten şöyle bir sıcaklığına bakalım. Hiç sıkıntı çıkartmadı valla. Bu açıdan sevdim. Yani bir el şey attık. Bir el kendimince işte F1'ci adam oynayınca oynayamıyor dair. Şaka bir yana. Yani şurada bir çok hafif bir sıcaklık hissediyorum. Şu kameranın olduğu yere de bir bakacağım. 34. Ama gayet yeterli verilerde oynuyor ve bu seviyede oynayabilmek hepsi güzel. Ben bu açıdan sevdim. Tekrar ayarları göstereyim. HD yüksek, akıcı da aşırı yüksek. Yani maksimum 60 FPS oynayabiliyoruz ama dengeli de aşırı yükseği veriyor. Diğer akıcı kısmı gelmediğini görüyor. 45 FPS gerçi bu. 20, 25, 30, 45 FPS'lik oynatabiliyor. Ben HD 30'da oynadım. Ama büyük ihtimalle dengeli de 45 FPS oynamak daha akıcı bir deneyim için çok daha iyi olacaktır diye düşünüyoruz. Zaten dediğim gibi POVA 4 Pro'nun da POVA 4'ün de ayrıca incelemelerini gelecek. Şu anda zaten işte inceleme için oyunu da indirdim ama test ederken dedim G99'un detaylarını hep beraber görelim. Sizin de merak ettiğiniz ekstradan POVA 4 ve POVA 4 Pro ile alakalı sormak istediğiniz şeyler varsa ki işlemci dediğim gibi Poco X5'te ve Casper cihazında da varmış. G99'un PUBG deneyimini hep beraber görmüş olduk diyelim. Başka bir RDR Plus videosunda başka bir PUBG testimizde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.